deme takalımla. Enteresan. Evine hacize gelen icra memurundan şikayetini geri çekmemiş. İzliyoruz. Ya evet aslında yani olayda bir ikiyüzlülük var. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış ha. Yani ya kocanı kabul ediyorsun. İcra ondan dolayı geliyor ve evet. Şu an devam ediyorsun. İcra memuru görevini yaparken bilmiyorum nasıl da görevini yaptı. Görevini ihlal mi etti? Yok ya, tamam işte ya, icra gerçekleştiğine göre görev yapıldı. Şimdi bir aynı zamanda icra işlerine de bakan bir avukat eşim olduğu için bazen soruyorum. İcraya girince duygularınız nerede? Bu adamların paraya ihtiyacı var mı? Bu adamlar zaten bu hale gelecekse, parayı ödeyemeyecekse zaten belli ki bir şey olmuş falan, evet, soruyorum. Evde ama bir tane televizyon var, onu işte alıyorlar. Onlar benim mesela benim asla yapamayacağım işler. Ama icra memurları tam anlamıyla emir komuta zincirine tabii bağlı. Yani mecburlar. Yani Onların da alacaklı diyor ki mesleği o. almadan gelmeyin kardeşim. Tabii. Demet Akalın değil kim olursa olsun oradan alacağınız yapacağınız muamele eşit ve aynı olmalı diyor. Adamın işi bu Bircan. O da evine ekmek götürüyor evet. oradan. Bu yüzden onu şikayet etme tavrı. Aa bir dakika, şimdi Demet Akalın'a bir kişisel bir hakareti olur. Bir şiddeti olur. Orada zaten sonuna kadar eder. Ama burada icra olayı gerçekleşmiş. Sadece icra olayı vuku bulmuş. Yani bunun dışında başka bir işlem yokken 10 yıl hapis istemek biraz enteresan. Bir de senin de söylediğin gibi bu icra Okan Kurt'un aile şirketi yüzünden Demet Akalın'ın başına musallat oluyor. Ve sonrasında sen Okan Kurt'la zaten sevgili hayatına devam ediyorsun. Yani yeniden birleşiyorsun. İşte bu çelişkilerle ne olur? Adalet bir kez daha sorgulanır. Diyor ki Y.N. Görevimi kötüye kullanmadım diyor. Sahte belge düzenlemedim. Beraatimi istiyorum diyor. Doğru. Benim reddetme görevim yok diyor. İcra yapılırken yani icra yapmama gibi bir durumum olamaz. Ben emir kuluyum diyor dediğin gibi. Benim yetkim haciz talep edilen malın hacize tabi olup olmadığı hususunda sınırlıdır. Haciz işlemi bittikten sonra alacaklı avukatı malları muhafaza altına alınıp müştekinin evinden kaldırılmasını istedi diyor. Bu arada müşteki istihkak iddiasında bulunmuştu. İstihkak iddiası talebini karara bağlama yetkisi de bende değil diyor. Şöyle yani bu söylediğimiz kişinin yaptığı şey Allah kimseye yaşatmasın. Haciz eve gelen memurlar var, bir de avukat var. O memurlar oda oda gezip televizyondan iki tanesi birini yazıyor. Evet. Bu diyor hacize uğranabilir bir mal diyor. Bu hacize uğranamaz bir mal diyor. Mesela yatak odasına girmiyor. Bunun gibi bir şey. Hani sadece bu alınabilir bu alınamaz diyen o tiki atan kişi haciz memuru. Ama avukat bunu o müştekinin yani o davacı olduğumuz kişinin evinden alacak kişi avukatın adamları, avukat. Peki sana soruyorum, Allah korusun. Ömer bir borç yüzünden eve haciz getirdi. Tamam mı? Sen kocana mı kızarsın öncelikle? Görevini yapan memurlara mı kızarsın? Veya kocanı affettikten sonra görevini yapan memuru affeder misin, affetmez misin? Şimdi tabii yani buradaki olay tam anlamıyla benim kocamla aramda olan bir şeydir. Yani bu Allah korusun evi, herkesin evine haciz gelebilir. Herkesin başına gelebilir. Bugün ne olduğumuzu belli ama yarın ne olacağımızı hiç bilmiyoruz. Ama benim sorunum kocamlaydı. Zaten sen diye kocasıylaydı. Zaten sen telefonlara bağlanıp asla yüzünü görmek istemediğin bir adam deyip telefonlarına, storylerine bile bakmıyorum dediğin bir adamdı. Öfken geçti. Haciz memuruna mı kaldı öfken? İşte evet. Kocana öfken bir tek geçmiş. Bir şeye üzüldüğünü biliyorum olmuş. Ece. Köpeğimi almasınlar diyor Hira. Değil mi? Evet. Ona üzülüyor. Orada hepimizin içi parçalandı. Zaten çünkü Hira'nın dünyadan haberi yok. Ne oluyor? Bu adamlar niye evde bilmiyor? Belki Hira'nın bu lafından dolayı haciz memuruna kızmış olabilir. Ama bir usulsüzlük yoksa sen nasıl kalkıp 10 yıl hapis istersin adamdan? Sahte belge yoksa, hiçbir şey yoksa. Ya ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi çok kötü günler geçirdi. İşte sinir krizleri geçirdi. Beyaz TV'ye bağlandı, ağladı. Evet. Bu kadar üzüntülü günlerin üzerine affedersin ve geçmişe hani sünger çekersin. Çünkü eşin de çekmesin, artık sevgilin olmuş. Evet. Güzel bir birlikteliğin var. Mutlu görünüyorsun. Her şey yolunda görünüyor. Neden haciz memuruna bu garez dersin yani? Bir evet, şey var. O zaman belki bir de şunu da dersin. Sadece soy adı Kurt olmasın diye, Demet Akalın Kurt olmasın diye hacizden yırtmak adı altına yapılmış bir boşanma mı diye sorarız tekrar tekrar. Çünkü hemen sonra barıştın. Barıştın, aynı evde yaşıyorsun. O durumda haciz Okan Kurt'un evine gelmeyecek mi? Şöyle, Okan nerede yaşıyor ki şu an o zaman? Okan'ın evi yok yani şeyde. Evi yok ki. Evi yok ki Ebeziye'de. Yani Demet'le kalıyor işte. Demet'in evinde. Evet. Yani kendi evlendikten. Peki öyle bir durumda sen avukat eşin olduğu için çok rahat soruyorum. Öyle bir durumda Okan'ın yine şu an nikah yoksa hiçbir şey.
Hiçbir şey Hiçbir şey yapamıyorsun. ifade edemez. Ama nikah varken benle kalmıyor, günlerdir görmüyorum dese bile evde bir tane gömlek çıksın sıkıntı. Ama şu anda nikah yok. Nikah Yani almadığı için bu durumda hak yok. haciz hiçbir şekilde Hak edemiyor. Demet Akalın'a gelmez. Evet. Bu yüzden onlar da bence bunu bildikleri Bundan dolayı için da bu nikahsız ayrılığı devam evet ediyorlar. istediler. Geçiyoruz. Demet Akalın hadise kavgası büyüdü. Kocası bile yok, kocası bile yok diyen Demet Akalın'a hadise nasıl sert çıktı? Aslında hadise ilk başta sert çıkar gibi haberler çıktı ama en son açıklaması gerçekten noktayı koydu. Sana hafta sonu olanı anlatıyorum ve sevgili seyircilerimize de. İlk şey diyor ya hani kocası yok ki, kocası yok ki. Ondan sonra milyonu bile yok, sahte takipçisi var diyor Demet Akalın röportajda. Sonrasında hadisenin ağzından Hürriyet gazetesi bir açıklama yapıyor. Yakınlarına Göyer diyormuş ki o geçen sene boşanmadım onun da kocası yok diye bir açıklama çıkıyor. Güya. Ama ha haberler böyle çıkar ya yakınına şunu demiş. Kime hangi yakınına? Hadise de açıklama yapıyor bunun üzerine. O kayan yazısı var mı Bilal bizde? Çok ağır bir açıklama yapıyor. Verelim ondan sonra senin söyleyeceklerin var. Yazılı ve görsel medyada hakkımda çıkan asılsız ve son derece yersiz açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Basında yer alan haberlerde iyi ama onun da kocası yok, onlar boşanmamış mıydı şeklinde yer alan söylemi yakın çevremle paylaştığım iddiası tamamen kurgu olup aynı zamanda asılsızdır. Sadece işime odaklı yaşadığımı bilen yakın çevremle de böyle basit söylemler içinde olmam bugüne kadar olan sanatçı duruşuma aykırıdır. Her zaman olduğu gibi şimdi de sadece işime ve müziğe odaklıyım. Böylesine basit bir tartışmanın içinde olmayacağım gibi buna yönelik asparagas haberleri de geçmişte olduğu gibi şimdi de cevap vermeyeceğim. Sanatçı duruşum, işime ve müzik severlere olan saygım nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Şimdi müzik severleri O Ses Türkiye yeni sezonunda bizleri izlemeye davet ediyorum. Müzikle kalın, hadise. Bak, kapak. Direkt, Bu don. tartışmaya da basit Diyor diyor. ki böyle basit Buna tartışmaların içinde ben cevap olmayayım. versem de basit olurum diyor. Evet. Ben Yani böyle burada direkt basit bir zaten tartışmanın içinde olmayacağım diyor ve bence tokat gibi yanıt. bence cevap vermiş. Daha Ama tokat gibi cevap vermiş. tokat. Cevap muhatap olmuyor. Cevabı Demet Akalın'a vermiyor. Hürriyet gazetesine veriyor. Diyor ki yani benim adıma yanıt veriyorsunuz Çok ama net ben anlıyorum ama böyle basit bir açıklama sence Demet'e yapmam. gitmedi mi taş? Bir sürü gitti. Hayır canım ya sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bence hadisenin ne Demet Akalın'la ne başkasıyla hiçbir sıkıntısı yok. Umursamıyor. Hadise niye umursasın ki? Kadın bak çok güzel sesi var mı dersen bana göre wow bir sesi yok. Çok güzel değil Değil. yani. Ama kadın dans ediyor. Şarkı söylüyor. Genç. Genç popçular arasında sayılıyor ya. Güzel. O Ses Türkiye gibi reyting rekorları kıran bir yarışmada yıllarca jüri üyeliği yapıyor. Neden birisine sataşarak reklam yapsın ki? Reklamın dibi zaten yapabiliyor Ama hadise. zaten hadiseye satışıyorlar. Ama Evet. o da kum torbası değil ki. Onun da cevap verme durumları olacaktır. Yani ne kadar şöhret olursan ol, Vermez ya. oluyor Hadise bugüne mesela. kadar kime yanıt verdi? Sinan Akçıl bile konuştu onunla ilgili. Evet, Yeri hadise gelince. mesela bir tek annesiyle ilgili konuştu. Ailesiyle ilgili ben de Ailesiyle ilgili aileme şey konuştuğu yaparım. zaman öyle olmuştu. Herkes yapar. Yeni sezonu çok güzel başladı. Şimdi yeni sezon başlamadan önce Demet Akalın hadiseye sataşması normal Ya mi? Hande'den istediğini bulamadı. Hande Yener'den. Hande de pek cevap Yalan mı şimdi? vermedi. Hande bir araya gelmedi. Başkaları gibi reklam malzemesi kendini yapmadı o konuda. Oturup da müzikal yapacağız dediler. Bir şeyler yapacağız dediler. O iş anlamında. Hande Yener işte var. Ama Polemik de yok. magazinsel şeyler de yok. Hadise Hiç polemik yok. pesi geçmiyor. Ya ben Hadise'nin duruşunu çok beğendim. Bu mesajla, bu cevapla ortalık durulmaz Ece. Durulur. Ben böyle basit bir tartışmanın içinde olmam ki Bu diyor. cevapla Demet Akalın bunun altından Ya en kalırsa... fazla ne diyecek? Kocası yok dedi. Takipçisi sahte dedi. Ay Ne Demet diyebilir neler... başka? Ya daha dur bakalım. Bu Hadise bir şey malzeme söyleyeyim mi? vermez Daha bence. yeni başlıyoruz. Bu polemik çok su kaldıracak. Evet, hadise doğru olanı Bu yapmış. arada Haluk bize mesaj yolladı biliyorsun. Hadise sizi çok seviyor. Evet. Sizinle alakalı en ufak bir sıkıntısı olamaz dedi. Bunu sanırım izleyicilerine de söylemiş ki ya da Evet. paylaşmış ki fanları hiç yanlış anlamamış bizi. Evet. Haluk'tan böyle bir şey, mesaj geldi bize. Yani Haluk aracılığıyla hadiseden geldi. Bunu da söylemiş olalım yayında. Ya ben duruşum çok benim. Hiç kadın sadece işiyle gündeme geliyor. Evet, Aile yıllardır de da maalesef o istemeden. çok başarılı bir iş yapıyor. Ha, siz ne derseniz, ha bu mesajı da Bircan'a değil, Evet. başkasına attım dedi. Çünkü senin söylemlerin çok Hayır. ağır değildi yani. Evet, daha ağır varmış, bana söylememiş. Bunu da kendi menajeri söyledi.
bu konuyla alakalı bunu verdiniz iyi oldu. Ama bence devam ediyorum polemik. Peki sen şimdi Demet'in hadiseye sataşmaları normal görüyor musun? Tabii çünkü Demet polemikler kraliçesi. Yani ben bunu Demet'e bu ismi söylerken ismini kullanamadığım için söylemiştim ama... Sen bu ismi taktın ve Ahmet Hakan bile köşesinde öyle geçirdin. Ama gerçekten polemiklerin kraliçesi yani. O zaten polemikle beslenmeyi seviyor. Bu yüzden de Demet Akalın'a kızamam. Çünkü bazı insanlar polemikle beslenir. Öyle gündeme gelir. Ya da işte ne bileyim şu anda mesela hadise gündemini en çok yoğun meşgul eden kızı. E tabii şimdi bir Ela ile dans etti. Herkes onu paylaştı. Herkes onu konuşuyor. O Ses Türkiye başladı. Rating rekorları kırıyor. Muhteşem. Çok güzel başladılar. Muhteşem. Ve hadise gayet iyi. Hatta verelim birazcık O Ses'ten. Verelim görüntü. Muhteşemler. Evet hazırlanıyormuş. Bu yıl O Ses Türkiye'de korkunç bir enerji var. Muhteşemler. Enteresan olan o böyle içine kapanık olan şampiyonun Murat olduğunu bilmeme rağmen söyleyeyim. İçine kapanık olan Murat bir açılmış. Ne güzel. Bir havalar gelmiş şampiyon oldu ya Murat. Bir güzel bir enerji var ya orada. Ben o konuşmayı çok sevdim. Tanıtımda izlemiştim. Blok. Ne diyor? Arkadaşlarımız yine ikincilik, üçüncülük, dördüncülük için mücadele verecekler. Tebrik ediyorum kendilerini. Evet aynen öyle söylüyor ama çok güzeldi. Bakalım biraz işler karışabilir. Herkes Murat'ı tercih ediyor biliyor musun bu yıl? Neden? Bilmiyorum anlamadım. Allah Allah. Şampiyon olduğu için mi acaba? Olabilir. Peki. Yeni bir sistem getirdi Acun Ilıcalı izleyecek ne? Miyiz? Ne? Yeni sistem? Söylesene. Mesela diyelim ikimiz de bir yarışmacıya döndük. Ama mesela yarışmacı biraz sana yeşil. Ben de hissettim. Heh. Seni bloklayabiliyorum. Nasıl? Böyle seni bloklayabiliyorum ve yarışmacı seni seçemiyor. Ortalık karıştı. Hayır kim kimi blokluyor? Yarışma işe hayır, jüri ben, jüriler birbirlerini bloklayabiliyorlar. Kim önce bloklarsa. Diyelim ben seni önce blokladım ya yarışmacı seni seçemiyor. Allah Allah. Ya ortalık karışacak. Beni mi seçecek? Mecbur bana kalıyor yani. Allah Allah. Ve diyor ki Beyaz'da hani bunu yaptın yarışmaya renk geldi ama arkadaşlığımız bitecek diyor hepimiz, yani hepimiz için. Hatta dün de Seda'yı blokladı. Ya evet, çok evet. Şeker. Peki görüntümüz hazır mı? Saçın güzel olmuş Bircan. Kendim yaptım biliyor musun? Vallahi çok güzel olmuş. Teşekkür ederim sağ ol. Görüntümüz gelmeyecekse saçları başlarına saçlarla konuşalım. İlgili konuşalım. Evet peki bu sene de izlemeye devam edeceğiz O Ses Türkiye belli. Hatta izledik. Ama bana söylüyor gayet yine atışmalar çok devam edecek. Çok güzel başladı çok güzel. Güzel bir ekip başarılarını devam dileyelim.